Dediğim gibi bu şu şekilde İHA'dan. Belediye başkanı dahi mağdursa onu mağdure bırakmak bize yakışmaz. O sebeple biz bu 1 TL'yi burada kendisini alması için bırakacağız. 25 kuruş, 30 kuruş, 40, 35 kuruş, 45 kuruş, 50 kuruş, 60, 70, 80, 90 ve tam 1 lira. 1 lirayı bu keseye atıyoruz. Mağdur olduğunu iddia eden belediye başkanını mağdur bırakmak istemiyoruz açıkçası. Belediye başkanı dahi mağdursa onu mağdure bırakmak bize yakışmaz. O sebeple biz bu 1 TL'yi burada kendisini alması için bırakacağız. Şimdi bunu korkuluklara bağlı. Yani Sayın Belediye Başkanı'nın 1 TL'sini buraya bırakıyorum. Hatta bağlayayım. Sorun çözüldü. Şehir içi servisleri geri geldi. Tüketici Sorunları Derneği Genel Başkanı olarak hem temsil ettiğim kurumun tüzel yapısı hem de kendi şahsi noktam itibariyle bizim kişilerle derdimiz yok. Biz sorunları çözmeye çalışan bir yapıyız. Bu noktada ben bu dosyaları takipsiz bıraktım. Takipsiz bırakmam üzerine yani sorun çözülmüş bir haldeyken Sayın Belediye Başkanı'yla ya da otobüs firmalarıyla uğraşacak halde değilim. Yani bu benim ilke olarak da doğru bulduğum bir nokta değil. Sorun çözüldüğü için dosyalar kapandı. Akabinde belediye başkanı sanki bu suçlardan aklanmış, kurtulmuşçasına 1 TL itibarını kurtarmak için manevi tazminat davası açtı bana. Bu şekilde itibarını kurtaracağını zannediyor anlamadığım bir şekilde. Hani şunu da ifade ettirmek de var. Az önce de söyledim. Hani nasıl bir mağduriyeti olmuş? Yani otobüslerin gelmesinden mi rahatsız olmuş belediye başkanı? Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Bunun dışında bu otogarda mı kalmış? Otogarda bekleyip saatlerce soğukta mağdur mu olmuş? Şehirler arası seyahat ederken bir problem mi yaşamış? Tabii ki bunları anlayamıyoruz. Ama şunu söylemekte fayda var. Yani bu davayı hukuken kazanacağımı düşünüyorum. Başkanı 1 TL'siniz. Buraya bırakıyoruz. Hatta bağlayalım. Bartın halkının yakından takip ettiği bir süreç vardı. 2014 senesinde şehirler arası otobüs firmalarının şehir içi servislerini kaldırması üzerine inanılmaz bir mağduriyet yaşadı Bartın halkı. Ben bu noktada ortak karar aldık diye açıklama yapan otobüs firmalarına rekabet kurumuna şikayet ettim. Bununla ilgili bir inceleme başlatıldı. Buna ilaveten halktan gelen tepkiler, şikayetler, bu işte belediyenin de bir parmağı var söylemleri ve yine milletvekili Sayın Yılmaz Tunç'un da iddiaları üzerine belediye hakkında da görevi kötüye kullanmaktan belediye başkanı ve meclis üyeleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Akabinde bizim yoğun çalışmalarımız, halkın tepkisi, birçok şey bir araya gelince sorun çözüldü. Şehir içi servisleri geri geldi. Tüketici Sorunları Derneği Genel Başkanı olarak hem temsil ettiğim kurumun tüzel yapısı hem de kendi şahsi noktam itibariyle bizim kişilerle derdimiz yok. Biz sorunları çözmeye çalışan bir yapıyız. 25 kuruş, 30 kuruş, 40, 35 kuruş, 45 kuruş, 50 kuruş, 60, 70, 80, 90 ve tam 1 lira. 1 lirayı bu keseye atıyoruz. Mağdur olduğunu iddia eden belediye başkanını mağdur bırakmak istemiyoruz açıkçası. Belediye başkanı dahi mağdursa onu mağdur bırakmak bize yakışmaz. O sebeple biz bu 1 TL'yi burada kendisini alması için bırakacağız. Bunu korkuluklara bağlı. Yani Sayın Belediye Başkanı'nın 1 TL'sini buraya bırakıyoruz. Hatta bağlayalım.